İngilizce mantık soruları örnek soru 6. Bu videomuzda mantık konusuna ait İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Let P, Q and R be the propositions. P, train tickets are cheap. Q, the weather is snowy. R, Ali goes on a train journey. Write the following propositions using P, Q, R and logical operators. Sorunun bizden istediği şey, aşağıda cümleler yazmış. Bunları P, Q, R ve mantıksal bağlaçları kullanarak yazmamızı istiyor. Yani veya, ve, ise, ancak ve ancak, ya da. Şimdi ilk şık ile başlayalım. İ maddesi. Ali goes on a train journey only if the weather is not snowy and the train tickets are cheap. Şimdi only if kalıbı bundan daha önceki örneklerimizde yapmıştık. Only if'in bulunduğu yere direkt ise bağlacı gelir. Ali goes on a train journey. Burası hangi bizim bağlacımız, hangi önermemiz? R. Herhangi bir olumsuz yok. Burası R. Buradan sonrakisi ise V ile bağlanmış. Demek ki the weather is not snowy. The weather is snowy Q. O zaman burası not Q. And V bağlacı var. The train tickets are cheap. P. Şimdi bunu yazacak olursak R ise and ile bağlandığında and baskındır. Burasının parantez içinde olduğunu gösterir bize. Q'nun olumsuzu ve P. İlk şıkkımız bu. Buradaki only if'i gördüğümüzde bunun yerine ise ve buradan sonraki yazım şeklini de bu halde bitiriyoruz. İkinci maddeye gelelim şimdi. For the tickets to be cheap, it is sufficient but not necessary that the weather be snowy. Şimdi it is sufficient olsaydı sadece burada, şu but it is sufficient, it is necessary olsaydı sadece veya it is necessary that olsaydı burada, şu for'la beraber for it is necessary that bölümü olsaydı, o zaman bu ise bu olur. Araya ise bağlacı gelir. Bunda da ise bağlacı gelecek araya. Fakat ikinci söylenen ilk, ilk söylenen ikinci yerde bulunacak. For it is sufficient but not necessary that kalıbını görürsek, bu arada ise olacağını gösterir. Fakat ikinci söylenen ilk, ilk söylenen ikinci sırada olacak. İse bağlacının değişme özelliği yoktur. Bu nedenle sıra çok önemlidir. The weather be snowy. Q önermesi. Bu ilk sıraya geliyor. The tickets to be cheap. P. Q ise P olur. Buradaki ikinci maddemizin cevabı. Şimdi gelelim üçüncü maddeye. Buradaki bu kalıp yazımları iyi öğrenmelisiniz. Yani burada İngilizce cümleyi anlamsal olarak çevirerek çözmeye çalışmak bir süre iyi anlamadığımız zaman yanlış sonuçlara götürüyor bizi. Bu nedenle kalıplar üzerinden ilerlemek sağlıklıdır. En azından mantık konusunda. Yani cümleyi mantıksal sembollerle yazacağız. İngilizceyi iyi bilmediğimizden yazamıyoruz. Bu ne ya? O yüzden kalıpları ezberleyin. İngilizce yeterince güçlendiği zaman o kalıplar daha anlamlı hale gelir. Üçüncü maddeye geldiğimizde the weather is snowy if and only if either Ali goes on a train journey or the train tickets are cheap. Oldukça basit. If and only if var arada. Bu ancak ve ancak bağlacının geleceğini anlatıyor bize. Hiç sıralarda oynama yok. Ali goes on a train or burada da veya var. Bu veya bölümü birbiriyle parantez içinde olacak. O şekilde yazıyoruz şimdi. The weather
Isunovi hangisiydi o? Q idi. Görüyoruz yukarıdan. Q ancak ve ancak Ali goes on a train journey. R veya the train tickets are cheap. O da P idi. İlki. Bu üçüncü maddenin yazımı da mantıksal sembollerle bu şekildedir. Q ancak ve ancak R veya P. Bu şekilde bu örneğimizi de burada noktalıyoruz.